Türkiye, Antalya zirvesi ve öncesinde G20'yi harekete geçirip birçok konuya somut ve pratik çözüm bulunması için çalışmalar da yapmış durumda. Türkiye'nin önerisiyle 20 ülkenin oluşturduğu alt gruplar ya da pratik çözümler için alt koordinasyon komiteleri kuruldu. Bu mekanizma iş dünyası, sivil toplum, kadınlar, düşünce kuruluşları, gençlik ve işçiler gibi farklı grupları bir araya getirerek ek platformlarla destekleniyor. Bu oluşumlar daha önceki aylarda bir araya geldiği gibi zirvede de kendi alanlarında çözüm arayacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu çerçevede de zirveye yönelik görüşlerini dile getirecek. Aslında bu G20 dönem başkanlıkları çok önemli. Bu ev sahibi ülkeler o yılki zirveyi düzenleyecekler için çok sayıda üst düzey ziyaretçi ağırlıyorlar. Bakanlar düzeyinde bunun hazırlık toplantıları yapılıyor. Yine bu Kadın 20, T20, yine sivil toplum dediğimiz S20 ve B20 dediğimiz, yani Business 20 var, iş adamı kuruluşlarını bir araya getiriyorlar. Dolayısıyla çok yoğun bir hazırlığı gerektiriyor. Dolayısıyla bu anlamda G20 zirvesine ev sahipliği yapmak büyük bir fırsat. İş dünyasını temsilen işte B20 dediğimiz bir grup var. Y20 var, gençleri temsil ediyor. W20 Türkiye'nin önerisiyle bu yıl oluşturuldu. Kadınları temsilen bir alt grup oluşturuldu. G20 bünyesinde en çok önemsenen konuların başında kadın meselesi geliyor. Bu meseleyi özellikle ön plana çıkaran ülke ise Türkiye. Yani kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılması, her düzeyde temsil edilmesi ve istihdamı konusu. Bu konu son yıllarda giderek önem kazanıyor. Çünkü resmi, kayıtlı ekonomik süreçlerde kadının dışlanması en hayati meselelerin başında geliyor ve bunun önlenmesi söz konusu. Ayrıca kadının insan hakkını tanımak, ekonomiye tam katılımı sağlamak ve özellikle karar alma mekanizmalarına katmak gerekiyor. G20 siyasi konulara pek fazla karışmak istememekle birlikte kadın konusu doğrudan ekonomiyi ilgilendirdiği gibi siyasi açıdan da öne çıkıyor. Yani konu ekonomik gibi görünse de siyaseti etkileme kapasitesine sahip ve Türkiye'de bu gündemi G20'nin özellikle platform tartışma ortamına sokmuş durumda. Kadınları sadece istihdam edilen değil, istihdam eden bir konuma yükseltmenin altyapısını oluşturma zaruretinin altını çizmek isterim. Kadın istihdamı konusunda Türkiye'nin vereceği şeyler de var, alacağı şeyler de var. Çok fazla da alacağı şeyler var. Çünkü bizim kadınlarımızın çoğu çalışmıyor. Orada da öğreneceklerimiz de var bizim. Ama son dönemde işe soktuğumuz, kendi işini kuran kadınlarımız var. Birçok örnek de oluyor. Orada da vereceğimiz, paylaşacağımız şeyler elbette var. Türkiye'nin dönem başkanlığında bu G20'nin çok daha katmanları kapsayan, hem toplumsal hem siyasi anlamda ve ekonomik sektörler anlamda daha geniş bir yayılma kavuşturması noktasında bir takım girişimler oldu. Dolayısıyla mesela Women 20 dediğimiz Kadın 20'nin kurulması bunlar arasında sayılabilir. G20 ülkeleri dünya ekonomisinin %85'ini oluştururken dünya ticaretinin %75'ini gerçekleştiriyor. G20 ülkelerin nüfusu ise dünya nüfusunun 1/3'üne denk geliyor. Bu çerçevede gelişmiş 20 ülke dünyadaki toplam gelirin yaklaşık %90'ını elde ediyor. Bu veriler G20'nin ekonomik ve nüfus açısından daha yüksek bir temsili olduğunu, küresel ekonomik yönetişimde daha etkili olabileceğini, siyasi konularda ve özellikle iklim değişimi meselesinde daha kapsayıcı çözümler üretebileceğini gösteriyor. Şimdi G20 neden önemli? Çünkü şöyle bir baktığımızda bütün bu 20 ülkenin, daha doğrusu 19 ülke ve artı Avrupa Birliği diyoruz. Bu grubun dünya üretiminin %85'ini yaptığını, küresel ticaretin de %75'ini oluşturduğunu görüyoruz. Toplam dünya nüfusunun da 1/3'ünü oluşturuyor. Yani dolayısıyla gerçekten etki alanı çok büyük bir grup. Bu grup
kendi arasında aldığı kararları uyguladığı takdirde gerçekten küresel ekonomiyi, hatta siyaseti şekillendirme gücü var. Dünya ekonomisinin ve dünya ticaretinin yaklaşık %70-%80 düzeyinde temsilini görüyoruz burada. Nüfus ve coğrafya olarak da benzer şekilde dünyada %80'e yakın bir temsil söz konusu. Dolayısıyla yeniden yapılandırmaya dönük tartışmalar şu an için yok. Bundan ziyade G20'nin nasıl şekilleneceği, nasıl gelişeceği, gündemlerinin ne şekilde oluşturulacağı ve takip edileceği noktasında tartışmalar var. Peki G20'yi oluşturan ülkeler platformu ya da bu yapı dünyada neleri gerçekleştiriyor ya da gerçekleştirmek istiyor? İş sadece ticaret ve ekonomiyle mi ilgili? Sorunun yanıtı, kısa yanıtı şu. G20'yi oluşturan ülkeler ortak kurallara bağlı, katılımcı, ticari anlamda genel kuralları basit ve anlaşılabilir şekilde standartlara oturtuyor. Böyle bir standart oluşturuyor. Bu standartları dünya geneline yaymayı amaçlıyor. Esasları belirliyor. Yani herkesin ticareti belli kurallar içinde yapması ve bunun da belli mekanizmalarla denetlenmesi anlamına geliyor. Ayrıca gerek bölgesel gerek dünya çapındaki örgütlerle uluslararası barışa yönelik ve deyim yerinde ise dünyanın nimetlerinin daha adil bir şekilde paylaşılmasına yönelik bir iddiaya sahip. Siyasi tartışmalar olsa da temelinde bu örgüt ekonomik sorunların ele alındığı bir platform. Ama bugün ekonomi ve siyasetin birbirinin içine girdiği biliniyor ve bu da yeni bir tartışma konusu. Kuruluşundan itibaren ekonomik gerekçelerle kurulmuş. Bununla birlikte siyasi bir dağılım da burada önem arz ediyor. Çünkü Meksika'nın bulunması, işte Arjantin'in bulunması, Orta Amerika'nın, Kuzey Amerika'nın ve Güney Amerika'nın temsiline de imkan veriyor. Müslüman devletlerin bulunması, işte Türkiye ve Suudi Arabistan, o da dünyada sıkça getirilen bir eleştiriye aslında cevap veriyor. Çünkü Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi en önemli organ. Güvenlik Konseyi içerisinde daimi üyeler arasında Müslüman bir devlet yok. G20 ülkeleri arasında özellikle son yıllarda ilk sıralar açısından pek fazla değişiklik olmuyor. Çin'in son yıllardaki yükselişi ise dikkat çekiyor. Diğer ülkeler ise dünyadaki ekonomik, bölgesel gelişmelere göre birkaç sıra yer değiştirebiliyor. 2015 rakamlarına göre ekonomik büyüklük sıralamasında Türkiye 18. sırada. 2013'teki İnsani Kalkınmışlık Endeksine göre ise 1. Avustralya'nın olduğu listede Türkiye 20 ülke arasında 13. sırada yer alıyor. G20 ülkelerinin ortaya çıkışı ya da bu grubun oluşturulması dünyada meydana gelen ekonomik krizler sonrası ortaya çıkan bir ihtiyaçtan kaynaklanmış. 1990'lı yıllarda birbiri ardına patlayan Meksika, Asya ve Rusya'da para kaynaklı krizler uluslararası sistemin işleyemediğini ya da zorlandığını ortaya çıkardı. G20'nin kuruluşu var olan küresel ekonomik ve finansal sistemin ardından böylesi kritik bir dönemeçte gerçekleşti. G20 1999'da kuruldu. Washington'da düzenlenen G7 toplantısında 1990'larda yaşanan krizlerin ertesinde artık dünyadaki problemlerle başa çıkmak için daha geniş bir platforma ihtiyaç olduğu düşünüldü. Ve daha geniş bir platformun oluşabilmesi için de yükselen güçlerin, daha önce G7 içerisinde temsil edilemeyen aktörlerin karar alma süreçlerine dahil edilmesi neticesinde ortaya çıktı. G20 biraz daha farklı bölgelerdeki ekonomileri, ülkeleri de eklemleyen, işte Arjantin gibi, Türkiye gibi, Suudi Arabistan gibi, işte Meksika gibi ülkeleri de buna dahil eden daha kapsamlı bir yapı. Yani sadece Batı merkezli büyük iktisadi güçler değil, aslında benzer mantıkla hareket eden, yani kapitalist ekonomiye dayanan ancak Batı dışındaki toplumları da içeren, devletleri de içeren bir yapı.
G20 ülkelerinin önemli gündem maddelerinden bir diğeri ise enerji ve iklim. Dünyada enerjiye ulaşmanın farklı yolları tartışılırken hala normal bir enerjiye, hatta elektriğe ulaşamayanlar da var. Enerjiye ulaşma ve enerji kullanımının dünya iklimine etkisi de gündemdeki konular arasında. Çevreden, çevre sorunlarından, insan haklarına, kadınların sorunlarından, hava kirliliğine, yine temiz kalkınmadan, kalkınma sorunlarına, gelirim dağılımındaki adaletsizliğe kadar pek çok konu var. Dolayısıyla bu anlamda G20 de dünyadaki her türlü soruna odaklanmaya bu anlamda kendisini görevlendirmiş durumda. G20'nin yapısına ilişkin tartışmalar da yok değil. Tartışmaların başındaysa resmi ya da gayri resmi toplantılar ve görüşmelerin herhangi bir bağlayıcı niteliğinin olmaması geliyor. İstişareler sonucu alınan kararların hukuki bağlayıcılıktan yoksun olması, ülkeler arasındaki koordinasyon zayıflığı nedeniyle şimdiye kadar G20'nin görece başarılı olduğu yorumunu yapanlar var. Hatta G20 ülkelerinin dünya ekonomisini yeniden canlandırılmasına yönelik etkinliğinin sınırlı olduğunu belirtenler de yok değil. Ancak teknik ayrıntı gibi görünen bazı konularda G20'nin aldığı kararlar ileriki yıllarda birçok konuda etkili oluyor. Ülkenin ekonomik hayatını ve dolayısıyla bizlerin, insanların hayatını etkiliyor. Yani çevreyi, iklimi, kadın meselesini, çalışma hayatını etkileyen konular bunlar. Ve G20 karar almasa bile dünyada öne çıkan ülkelerle önemli işler yapıyor diyenler de var. Ekonominin dışında güvenlik gibi, ekonomiyle alakalı kalkınma gibi, çevre gibi konularda da burada tartışmalar yapılıyor. Ancak fiiliyata baktığımız zaman bu tartışmalar maalesef uygulama ile neticelendirilmiyor. Yani burada alınan kararlar veya tartışılan konuları uygulayacak araçlardan yoksun G20 yapılanması. Bu kapsamda G20, yönetişimin temel esasları olarak şeffaflık, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, katılımcılık ve etkinlik ilkelerine riayet edildiği ölçüde hedeflerine ulaşabilecek diyenler var. Grup sadece ekonomik değil, sosyal ve siyasal konularda da yükleneceği misyonlarla dünya sorunlarına daha etkili çözüm bulabilecek. Eğer karar alma süreçleri şu anki gibi etkinsiz devam ederse, G20 sadece bir danışma organı olarak kalabilir. Ama G20'de bir takım önemli konularda kararlar alınabilir ve bu kararlar üye ülkeler tarafından kararlılıkla uygulanabilirse, hiç değilse üye ülkelerin bir grubu tarafından kararlılıkla uygulanabilirse, G20 rüştünü ispat edebilir, küresel yönetişimin yeni merkezi haline dönüşebilir. Dolayısıyla şu anda biz bir ayrım noktasındayız. Küresel ekonomik kriz sonrasında Amerikan hegemonyasının gerilediği bu dönemde küresel yönetişime G20 bir alternatif olabilir mi? Bu soruyu tecrübe ediyoruz. G20'nin ana esprisi finansal istikrar olduğu için sizin o belirlediğiniz gündem, siyasi gündem, yani bu göçle ilgili olabilir, mesela bölgesel sorunların, çatışmaların çözümüyle ilgili olabilir, farklı mesela alanlarda inisiyatif almak istiyor olabilirsiniz dış politika ile ilgili. Bunu siz diğer o finansal gündemin üzerine bir şekilde yedirmek durumundasınız. Gelişmiş 20 ülkenin oluşturduğu bu grup giderek önem kazanıyor. Dünyanın sadece ekonomik sorunlar değil, insani zeminde de birçok sorunla karşı karşıya olduğu biliniyor. Bu sorunların çözümü için de sadece Birleşmiş Milletler yetmiyor. Birleşmiş Milletler gibi, G20 gibi zeminlerinde etkili hale getirilmesi gerekiyor. Türkiye gibi ülkelerde bu zeminlerin siyasi sorunların çözümünde etkili olması için daha fazla çaba harcıyor. Ve bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da Liderler Zirvesi'nde sorunlarla daha etkin, daha hızlı ve daha adil bir mücadele mesajı vermesi bekleniyor. G20 ülkeleri ilk devreye girdiğinde çıkış noktası Güçlü Devletler İttifakı fikriydi. Bu grubu oluşturan güçlü ülkeler güçlerini her olayda tam anlamıyla kullanamadı aslında. Oysa G20 ülkeleri eğer sorunlar karşısında ilk başvurulacak forum algısı yerleştirmek istiyorlarsa dünyanın başça sorunlarına çözüm üretmeli. Bu açıdan G20'nin başlangıç amacından çok daha farklı, daha faydalı ve kapsamlı olacağını söyleyenler var.
ve aynı zamanda G20'nin küresel anlamda dünya yönetimine katkısı ancak çeşitli tartışmalı alanlarda makul çözüm üretebilmesine bağlı olacak. Ama yeni bir oluşum çıkana kadar belli ki G20 içinde yer alan ülkeler dünya ekonomisi ve siyasetine yön vermeye devam edecek.